Daha önceden Friedel-Crafts alkilasyon ve açılasyonuna bakmıştık. Bu video onlardan biraz daha farklı olacak. Evet, benzenle başlıyoruz ve açıl klorür ekliyoruz. Tam şu kısmı bir açıl grubu olarak düşünebiliriz. Katalizörümüz olarak yine aynı şekilde yine alüminyum klorür kullanıyoruz. Ve sağ taraftaki ürünümüzde bu açıl grubunun aromatik protonlarından birinin yerini aldığını görebiliyoruz. İşte bu elektrofilik aromatik sübsitüsyon tepkimesi. Asilasyon mekanizması alkilasyona benziyor. Aralarında önemli bir fark olmasına rağmen ikisi de aynı şekilde başlıyor. Alüminyum klorür Lewis asidi görevi görüyor ve bir elektron çifti alıyor. Yani klorun bu ortaklanmamış elektron çiftini alüminyuma verdiğini ve alüminyumun da bu elektron çiftini aldığını düşünebilirsiniz. O zaman şimdi yan tarafa bu Lewis asit baz tepkimesinin sonucunu çizecek olursak karbonilimiz burada. Klorsa karbonil karbonumuza bağlı. Klorun iki ortaklanmamış elektron çifti kalıyor ve artık alüminyumla bir bağ alıyor. Tabii alüminyumun bağlı olduğu diğer 3 kloru da şöyle etrafına ekleyelim. Zaman kazanmak için bu klorların ortaklanmamış elektron çiftlerini çizmeyeceğim formal yükler açısından alüminyumun artık eksi bir formal yükü olurken buradaki klorun artı bir formal yükü oluyor. Elektronları belirginleştirecek olursak şuradaki mor elektronlar klor ve alüminyum arasındaki bağ oluşturan elektronları ifade ediyor. Elektrofilimizi bulmak için buradaki elektronların klora geçtiğini düşünebilirsiniz. Böylece bu karbonil karbondan bir bağ koparmış oluyoruz ve bu sebeple bu karbon artık artı yüklü. Tabii bu karbon halen çift bağ bir oksijenle bağlı. Tek bağla da bir R grubuna bağlı. Böylece burada bir açil katyonu oluşturmuş olduk. Ve bu açil katyonunu elektrofilik aromatik sübstitüsyon mekanizmamızdaki elektrofil olarak düşünebiliriz. Bu katyonun ayrıca rezonans kararlılığı da mevcut. Yani oksijenin bu ortaklanmamış elektron çiftini buraya taşıyıp bir rezonans yapısı çizebiliriz. Bu durumda karbon oksijene üçlü bir bağla bağlı olur ve üstteki bu oksijende halen bir tane ortaklanmamış elektron çifti kalır. Ki bu da ona artı bir formal yük verir. Karbon halen tek bağla bir R grubuna bağlı. Şöyle gösterecek olursak oksijendeki ortaklanmamış elektron çifti şuraya gelip bir bağ oluşturuyor. Evet, bu açil katyonun rezonans kararlılığı açilasyon ve alkilasyon arasındaki farklardan biri. Açilasyondaki katyonumuzun rezonans kararlılığı olduğundan herhangi bir düzenleme yoktur ve bu alkilasyon tepkimesinde gördüğümüz farklı bir durumdur. Alkilasyonla ilgili videoda yeniden düzenlenebilen ve daha kararlı hale getirilebilen bir karbokatyon oluşturmuştuk ve bu elde ettiğimiz ürün türlerini kontrol etmeyi biraz zorlaştırıyordu. Açilasyonda ise herhangi bir düzenleme yoktur ve bu da açil katyonumuzun rezonans kararlılığından kaynaklanır. Evet, burada ayrıca alüminyumun 4 klora bağlı olduğu bu kompleksi de oluşturmuş oluyoruz. Buradaki klorun da tabii artık 3 tane ortaklanmamış elektron çifti oluyor. Bu elektronları belirginleştirecek olursak kırmızı elektronlar klora kapanmış oluyor. Bu arada alüminyumun eksi bir formal yükü aynı şekilde kalıyor. Katalizörümüz elektrofilimizi oluşturmuştu. O zaman şimdi elektrofilimizin yani açıl katyonumuzun benzen halkasıyla tepkimeye girmesini gösterebiliriz. Bu mekanizma için bunlardan birini gösterebiliriz. Yani benzen halkasıyla tepkimeye giren bu rezonans formlarından birini kullanabiliriz. Ben sağdaki yani artı yüklü karbonun olduğu yapıyı kullanacağım. Evet, benzen halkamızı çizdik. Halkamızdaki protonlardan biri de şurada. Sağdaki yapıyı seçmiştik. O zaman karbonumuz burada artı bir formal yüklü. Altta da bir R grubumuz mevcut. Burada bir nükleofil elektrofil durumu var. Tabii eksi yükler artı yükleri çektiğinden bu pi elektronları nükleofil görevi görüp elektrofilimize saldıracak. Böylece elektrofilimizi benzer halkamıza ekleyebileceğiz. Evet, yine elektrofilimizi üstteki bu karbona ekleyelim. Tabi burada bir hidrojen vardı. Şimdi de bu karbonil karbonumuz oksijenle çift bağlı. Oksijenin ortaklanmamış elektron çiftlerini ve karbona bağlı R grubumuzla ekleyerek yapıyı tamamlayalım elektronlarımızı takip edecek olursak, bu mor elektronlar nükleofil görevi görerek bu karbonla karbonil karbonumuzu bağlayan elektronlar oluyor. Böyle olunca, alttaki bu karbonun bir bağ kopuyor ve bu da karbonun artı bir yükü olacağı anlamına geliyor. Tabii olası rezonans yapılarından biri buydu. Birkaç tane daha olası rezonans yapısı çizebiliriz ama zamandan tasarruf etmek için bunları çizmeyeceğim. Daha önceki videolarda bunu bolca yapmıştık. Bu yüzden rezonans yapıları konusunda kafanız karıştıysa önceki videoları izleyebilirsiniz. Şimdi bu rezonans yapısını sigma kompleksimizi göstermek için kullanacağım. Tabi tepkimemizi tamamlamak için sigma kompleksimizi protondan arındırmalı ve aromatik halkamızı yeniden oluşturmalıyız. Yani buradaki elektronlar şuraya gelerek bu protonu alacak ve bu da burada bulunan elektronların halkaya geçerek aromatik halkamızın yeniden düzenlenmesine neden olacak. Ayrıca bu artı bir formallük ortadan kalkacak. O zaman bunu bir çizmeye başlayalım. İşte benzer halkamız ve ona bağlı açil grubumuz var. Bu grup protonun yerine gelmişti. Evet bu elektronları da belirginleştirelim. Yeşil elektronlar şuraya gelen elektronlar oluyor. Başka neyin oluştuğuna bakacak olursak, yukarıdaki bu kırmızı elektronlar bu protona bağlanarak HCl'yi oluşturmuş oldular. Şöyle aralarındaki bağı da kırmızıyla çizeyim ki anlaşılsın. Tabii bunların yanına katalizörü de yeniden oluşturup AlCl3'ü ortaya çıkardık. Böylece ürünümüzü oluşturmuş olduk. Benzen halkamıza bir açıl grubu yerleştirdik ki Friedel-Crafts asilasyonu dediğimiz şey de bu. Evet. Şimdi Friedel-Crafts alkilasyonu yerine Friedel-Crafts asilasyonunun kullanılabileceği bir duruma bakalım. Diyelim ki amacımız benzen'den bütil benzen'e ulaşmak. Bütil benzeni de şöyle çizerim. 4 karbonlu alkil grubunun halkaya bağlı olduğu bir molekül. Friedel-Crafts alkilasyonunun karbokatyon düzenlenmesinden dolayı bütil benzeni yan ürün yapacağını görmüştük. Yani bu yan ürün olarak oluştu. Bunu daha yüksek bir verimle oluşturmak istiyorsanız Friedel Crafts açılasyonu yapmanız lazım. Eğer açılasyon yoluyla bütün benzene ulaşmak istersek benzen halkamın üzerine aynı sayıda karbona sahip bir açıl grubu yerleştirmemiz gerekir. Yani üzerinde 4 karbon bulunan bir açıl grubu. O zaman şuraya çizmeye başlayalım. Toplam 4 karbonu olan bir açıl klorür olacak. İşte burada. Şöyle karbonlarımızı işaretleyerek sayalım. 1, 2, 3 ve 4. Evet, şimdi bu açıl klorre katalizörü eklememiz gerekiyor. Yani alüminyum külürre de ihtiyacımız var. İşte bu AlCl3, Friedel-Crafts açılasyonunu katalize edecek. Ve ardından bu açıl grubunu benzen halkamıza koyabileceğiz. İşte halkaya eklenecek açıl grubumuz. O zaman şuraya halkamızı çizerek başlayalım. Tabi halkamızdaki karbonun doğrudan bu karbonil karbona bağlanacağını biliyoruz. Ayrıca toplam 4 karbonumuz olacak. Şöyle 1, 2, 3 ve 4. İşte Friedel Crafts açılasyonumuz bu şekilde. Ve şimdi bu bileşikten buradaki hedef bileşiğe yani bütil benzene gitmem gerekiyor. Ve bu yüzden bir şekilde o karbonilden kurtulmam lazım. Bunu yapmak için tarih boyunca kullanılan bir tepkime var: Klemensen indirgenmesi. Burada bir çinko amalgam ve civa ayrıca proton kaynağı olarak da HCl var. Çinko amalgam bu karbonili alkil grubumuza indirgeyecek. Bu da istenen alkil grubunu oluşturacak ve bu karboniden kurtulmuş olacağız. Bu nedenle Klemensen indirgenmesi çok işe yarar bir tepkime ve sentezdir. Böylece bütil benzen molekülünü alkilasyondan biraz daha mantıklı olan acilasyon kullanarak yüksek verimde elde etmiş oluruz.